M33 galaksisinin helezonik kolları görünür ışıkla da görülebiliyor. Ama bu kolların asıl boyutu ancak mor ötesi ışıkla anlaşılabiliyor. Bir köpek nasıl insan kulağının işitme eşiğinin hemen dışındaki bir düdük sesini duyabiliyorsa, böcekler de gözümüzün görme eşiğinin hemen dışındaki ışıkları görebiliyor. O yüzden sinek öldürücüler böcekleri çeken bir mor ötesi ışık yayar. Johann Ritter 1801 yılında Morun ötesinde herhangi bir elektromanyetik dalganın olup olmadığını varsa bu dalganın ne olduğunu bulmak için bir deney yaptı. Reader, fotoğraf kağıdının mavi ışık altında kırmızı ışık altında olduğundan daha çabuk karardığını biliyordu. Kağıdı görünür spektrumun mor bölgesinin hemen dışında kalan radyasyona maruz bıraktı. Kağıt karardı. Demek ki morun ötesinde de ışık vardı. İşte bu ışığa günümüzde mor ötesi veya ultraviyole ışık adı veriliyor. Bu mor ötesi ışıkların yani UV radyasyonunun dalga boyu 400 nanometre ile 10 nanometre arasında değişebiliyor. Bu aralığı 3 bölgeye ayırabiliriz. UVA, UVB ve UVC. Güneşten gelen görünür ışık atmosferden geçerek dünyanın yüzeyine ulaşır. Uzun dalga mor ötesi, yani UVA, görünür ışığa en yakın olan mor ötesi ışımadır. UVA'nın büyük bölümü yeryüzüne ulaşır. Dalga boyu biraz daha kısa olan UVB ışınları, güneş yanığına yol açan zararlı ışınlardır. Neyse ki, bu zararlı UVB ışınlarının yaklaşık %95'i ozon tabakası ve atmosfer tarafından soğurulur. UVC ışınları en kısa dalga boylu ve en zararlı ışınlardır ve neredeyse tamamı atmosfer tarafından soğurulur. NASA'nın Aura uydusunda bulunan ozon görüntüleme aygıtı mor ötesi radyasyonu tespit ederek bilim insanlarına atmosferin kimyasını inceleyip gözlemleyebilmelerinde yardımcı oluyor. UV ışınlarını soğuran ozon tabakası da buna dahil. Atmosferin zararlı UV ışınlarını engelleme özelliği, insanlık için iyi bir şey olsa da, yeryüzündeki bilim insanlarının, evrende doğal olarak oluşan UV ışınlarının incelenmesini zorlaştırıyor. Genç sıcak yıldızların yaydığı ışımanın büyük kısmı, görünür ışık spektrumunun ötesinde, mor ötesi dalga boylarındadır. O yüzden, uzak galaksilerden mor ötesi ışık saçan bu yıldız oluşumlarını bulmak ve incelemek için, teleskopların UV soğurucu atmosferin dışındaki bir yörüngeye yerleştirilmesi gerekir. NASA'nın Galaksi Evrim Kaşifi yani GALAX teleskobu tarafından çekilen bu fotoğrafta, M81 galaksisinin helezonik kollarında yer alan genç yıldızlar görülebiliyor. Atom ve moleküllerin UV ışınları ile etkileşimi bu bölgeyi bilim insanları için ayrıca ilgi çekici kılıyor. Cassini uzay aracında bulunan UV dedektörü Satürn sisteminde oksijen, hidrojen, su buzu ve metan tespit etti. Mor ötesi veriler ayrıca Satürn'ün aurorasına dair ayrıntılı bilgi sahibi olmamızı sağladı. Bilim insanları uzak yıldızlardan gelen mor ötesi dalgaları kullanarak, ay kraterinin daima karanlık kalan bölgelerini inceleyebiliyor. NASA'nın ay keşif yörünge aracında bulunan Lyman Alpha Haritalama Projesi aygıtı, yıldızlardan gelen soluk mor ötesi ışınları kullanarak ay yüzeyinde su buzu aramıştı. Mor ötesi ışınlar insan sağlığına zararlı olabilir. Ama gezegenimizi koruyan atmosferin sağlığını gözlemlememiz ve uzak gök cisimlerinin oluşumu hakkında bilgi sahibi olmamız için hayati bir önem taşıyor.